Evet efendim, bu bölümde hareketin, egzersizin, fizyoterapinin felçli hastalarda ya da sizde, evet evde oturuyorsunuz ya koltuğun üstünde şu anda, sizin üstünüzdeki etkilerini konuşuyor olacağız. Sorularınız varsa bizi arayın. 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan sorularınızı sorabilirsiniz. Ya da e-mail yoluyla doktoraytu@tv360.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz. Konuğumuz fizyoterapi uzmanı Hürkan Akkuz'u, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi isterseniz şöyle bir şey yapalım. Hürkan Bey hakikaten bize bugün çok önemli bilgiler verecek. Bizim için, hepimiz için verecek ama önce bir konumuz var. Biraz onu işleyelim. Fizyoterapi gerçekten inanılmaz ilerledi ve daha doğrusu aslında ilerlemesi sadece teknolojik olarak değil, biraz bizim aklımızda da oldu galiba. Kesinlikle. Çünkü eskiden değerini bu kadar bilmiyorduk, değil mi? Kesinlikle. Çünkü zamanla yaşlandıkça bu sefer ister istemez nörolojik sıkıntılar arttıkça, yani beynimizden veya sinir sistemimizle alakalı herhangi bir hasar yaşadıkça, eskiden ne yapıyorduk? Tamamen doktor arkadaşlar medikal düzenlemelerini yapıyorlardı. Hastaları mobil bir şekilde evlerine gönderiyorlardı. Ve evde bu hastalar, maalesef özellikle felçli hasta gruplarından bahsediyorum, yatalak bir şekilde hayatlarının sonuna kadar devam ediyorlardı. Fakat fizyoterapiyle beraber, fizyoterapistlerle beraber bizler bu hastalık gruplarıyla çalışarak onları günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hale getiriyoruz. Bunları da genellikle profesyonel anlamda üniversitelerde yapılan çeşitli bilimsel çalışmalarla beraber, geliştirilen tedavi yöntemleriyle beraber hastaları günlük yaşam aktivitelerinde tamamen bağımsızlaştırıp bir daha işine, gücüne, ailesine, sevdiklerine Rabbim de nasip etmişse kavuşturuyoruz. Evet, yani hakikaten ben şunu görüyorum. Hiçbir şeyini kıpırdatamayan insanlar bir küçücük parmağının ucunu kıpırdatarak başlıyorlar. Bir süre sonra bakıyorsunuz o insan adım atıyor. Kesinlikle. Yani vücut her zaman bu potansiyele galiba sahip, değil mi? Kesinlikle. Çünkü yaradan öyle güzel bir nöral bir kapasite yaratmış ki, yani beyin, sinir sistemi. Bir yerimiz hasarlanıyorsa muhakkak onu kompanse edici, yani onu yerine geçeceği. Aynen, yerine geçici başka bir sistem var. Başka bir sinir var. Başka bir inervasyon var. Bizler açık konuşmak gerekirse hastalıklı olan bölümlerle çok fazla ilgilenmiyoruz. Onların zaten medikal tedavileri yapılıyor. Daha sonradan da onların toparlanma süreçleri çok uzun bir sürece dayanıyor. Bizler önemli olan hastalıksız alanlar nereler? Onları ilk etapta çeşitli işte tekniklerle, radyolojik tekniklerle değerlendirdikten sonra hastalıksız alanlara yönelik beynimizdeki kapasiteyi zorlayarak hareket açıklıklarını ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Mesela şöyle düşünelim. Vücudumuzun sağ veya sol tarafıyla alakalı bir kısmı felcimiz var. Buna bağlı olarak ne olacaktır? Eskiden şöyle bir şeyler yapılıyordu. Hastalara çeşitli klasik bazı aktiviteler gösteriliyordu. Ve medikal düzenlemelerini nörolog arkadaşlar yapıp taburcu ediyorlardı. Bu hastalar eski literatüre göre maksimal 2 yıla kadar %20, %60 oranında, %20 ile %60 oranında toparlayıp işte, yani belirli bir yürüyüş bozukluğuyla beraber günlük yaşam aktivitelerini kısmi olarak hayata dönüyorlardı. Ama şu anda günümüzde artık eskiki literatürleri tamamen reddediyoruz. Yeni gelişmekte olan literatürleri ortaya çıkartıyoruz. Özellikle de kısmi felçli hastalıklarda maksimum 6 haftaya kadar eskiye oranla, eskiki 2 yıllık gelişmişliği sağlayıp 6 ay içerisinde de %99 oranında, tabii ki etkilenen alanın kapasitesine ve alanına bağlı olarak, bir daha hastaları günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hale getirtirebiliyoruz. Evet, şimdi bugün bir kere şöyle bir yeni bir şey öğrenmiş olduk. Hastalıklı bölgeyle biz zannediyorduk ki, ben de açıkçası öyle düşünüyordum. Hastalıklı bölgeyi uğraşıp iyileştirip onu hayata döndürüyor. Hayır, öyle değil. Sağlam bölgelerin o bölgeye yardımını sağlayıp kesinlikle o bölgeyi aktif hale getiriyorsunuz. Ve hakikaten bir insanın eğer böyle bir felç geçirdiyse, evinde oturup, içine kapanıp, toplum içine çıkmayıp yaşarsa, hem hareketsizlik nedeniyle vücudunun fiziki çöküşü hem de ruhsal çöküşü bir araya geldiğinde yaşam sürelerinin çok inanılmaz kısaldığını düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum ve de sosyal çevresindeki insanları da ister istemez etki edecekleri için onların da aynı şekilde yaşam kaliteleri düşecektir. Bizler ne yapıyoruz bu tarz hastalıklarda? İlk etapta geldikleri zaman özellikle tamamen kısmi felç olan hastalar
veya boyundan beyninden altı felç olan hastalar veya işte biraz önce bir seyircimiz aradı. Parkinson'a bağlı olarak hareket kısıtları kalmış, artık son aşamalarında olan veya işte miyopati, nöropati, polinöropati denilen özellikle sinir uçlarının iltihaplanmasına bağlı olarak gelişen yatalak hastalıklarda bunlar geldikleri zaman bize ilk etapta onların ilk psikolojik durumlarını, sağlık durumlarını düzeltmeye çalışıyoruz psikologlar eşliğinde. Bununla beraber bizler o hastaları bir an önce ayağa kaldırıyoruz. Ayakta adım atabilir özelliklerini kendilerine, o kapasitelerini gösteriyoruz. Ki bir an önce o moral motivasyonunu kendine toparlasın. Kendine inansın önce. Aynen. Yani kendine inancını ilk etapta kazansın. Daha sonradan da zaten çorap söküğü gibi bizler çeşitli işte profesyonel tekniklerle, tedavilerle hastaları çok kısa süre içerisinde toparlamaya çalışıyoruz. Fakat geç kalınmış vakalar için bu söylediklerim geçerli değil. Yeni, daha geç kalınmış kalınmamış nasıl ayırt ediyoruz? Şöyle, nedir süre? Şöyle ayırt edeceğiz. Özellikle sağ veya sol tarafıyla alakalı kısmi felç geçirmiş hastalar için maksimal geçen süre hastalığından geçen süre 2 yılı aşmamalı. Maksimum 3 ay, 5 ay, 2 ay, 1 ay içerisindeki hastalar, daha yeni geçirilmiş rahatsızlıklar varsa bunlar bizlere müracaat edebilir. Bizler bunları çok kısa süre içerisinde 6 haftada 8 hafta içerisinde toparlayabiliyoruz. Ama belinden boyundan altı medulla spinaliste zedelenmeler, yaralanmalar, kesilmeler sonucunda uzuvlarını kullanamayan hastalar için ise hemen operasyonlardan sonra bizlere müracaat etmeleri lazım. Onlar için de 3 yıla kadar aşmamış bir süreçte ise şayet, çünkü nöral iletimler, sinir iletimleri sürekli gün geçtikçe, hareket yapılmadıkça, uyarılmadıkça tembelleşiyor, öyle söyleyelim. Tembelleşince o hastalar için çalışma süreçleri çok 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 uzuyor. Hem maliyetler onlar için sıkıntılı olabiliyor, hem tedavi süreçlerinin uzun olması onların psikolojilerini daha çok gerebiliyor. O hastalardaki başarılar çok aşırı derecede uzun süreçler sonrasında görülebilir. Fakat hemen operasyonunu geçirmiş bir beyin ve sinir cerrahi uzmanı operasyonu yapmış, sabitlemiş veya işte o konuyla alakalı stabilizasyonu yapmış. Hasta fizik tedavi uygun hale gelmiş ise onlara da yapılan çeşitli tedavilerle, fizyoterapi tedavileriyle hastalarda günlük yaşam aktivitelerinden maksimum 6 aya kadar, 8 aya kadar tekrardan toparlanabilme ihtimalleri var. Şimdi bırakın felçli hastaları, eskiden ameliyat, o şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Eskiden beyin cerrahisi ameliyatı yapardı. Evet. Sonra da evine gönderirdi. Evet. Yani bu fizik tedavi, rehabilitasyon çalışmasını verecek bir şey yoktu zaten. Bir profesyonel ekip, ekip yoktu. Yani evet, böyle bir merkez yoktu. Evet, biliniyordu bunun faydalı olabileceği ama bunlar yoktu. Şimdi galiba her ameliyat sonrasında mutlaka bunu yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Zaten bu sadece beyin ve sinir cerrahi uzmanlarıyla alakalı bir branş değil, fizyoterapi, ortopedistlerle alakalı da bir branş aynı zamanda da. Aynı zamanda çocuk cerrahiyle alakalı da bir branş olabiliyor. Veya çocuk pediatristleriyle alakalı da bir branş olabiliyor. Yani fizyoterapi artık tüm hekimlerle beraber, hekimlerin cerrahi operasyonlardan sonra bir defa kesinlikle bulunması gereken, her klinikte bulunması gereken bir personel öyle. Evet. Fizyoterapist. Bununla beraber de diğer dahili branşlar içinde şunu söyleyeceğim. Özellikle tabii ki böyle dermatoloji falan fıstık onlar hariç. Yani daha çoğunlukla böyle fiziksel aktiviteyle alakalı dahili branşlar içinde şunu söyleyeceğim. Hayat kurtaran bir meslek grubu. Açık konuşmak gerekirse. Eskiden yani bundan 70'lerde veya 80'li yıllarda fizyoterapiyle alakalı çok bilimsel çalışmalar yapılmadığı için veya üniversitelerde bu bölümler maalesef olmadığı için böyle eksiklikler varmış Artu abi. Sorularımız var, hemen alalım, buyurun. İyi günler doktor bey. Ben şimdi tansiyon hastasıyım. Felç geçirmekten korkuyorum tabii. Allah saklasın. Bunu Allah engellemek saklasın. İçin bir egzersizimiz var mı önceden? Şimdi tansiyon hastaları için yüksek tansiyonsa şayet bir defa kardiyolog arkadaşlarının vermiş oldukları medikal düzenlemeleri, ilaçları harfiyen düzenli bir şekilde uyguluyoruz. Evet. Onunla beraber biraz sonra da çok basit aktiviteler göstereceğim, egzersizler göstereceğim. Özellikle sabahları kalktığımız zaman yapmamız gereken aktiviteler olacaktır. Bu aktiviteleri de yaparak birazdan göstereceğim. Beraber Aytu abi de bana eşlik edecek. Şayet eşlik eder mi abi bilemiyorum ama. Elimden geldiğince yaparım. Kandıracağım abimi. Evet. Ona göre yap, o aktiviteleri de yaparak inşallah herhangi bir şekilde sıkıntılı olmayacak. Bir de beslenmemize de dikkat edeceğiz. Evet. Hemen tamam bir sorumuz daha var. Hocam hoş geldiniz. Hoş, ben bel fıtığı rahatsızlığım var 3 tane diye. Fizik tedavisi görüyorum hocam. Çok faydasını görüyorum. Çok geçmiş olsun. İleriki zamanlarda gene bir korkum oluyor. Acaba felci bir olma şeyi olabilir mi? Bol yürüyüş yapıyorum. Fizik tedavisi. Ne diyorsunuz? Şimdi bel fıtığı yardımcı hastalarında yani böyle belinden altı felç olma gibi bir ihtimal söz konusu değil.
Düşük ayak sendromu dediğimiz maksimal seviye, yani sağ veya sol ayak bileğimizle alakalı gaza basma hareketi var ya. Sadece ayak bileğimiz gaza basma hareketinde kalan bir bozukluk olabiliyor. O pozisyona gelmişse muhakkak cerrahi bir operasyonla, beyin cerrahi uzmanları tarafından yapılan bir ameliyat olması lazım. Ama eğer o pozisyona daha gelmemişsek, ameliyattan uzak duracağız ve fizyoterapiye, fizik tedaviye ayak uyduracağız. Birazdan da ayakta bel fıtığıyla alakalı, bel fıtığı olan kişilerde ne gibi egzersizler yapması lazım onları da göstereceğiz. Teşekkür ederim. Derken şöyle bir şey yapalım mı abi? Sabah güne başladık. Aslında evet. Biraz böyle omurgayla alakalı, eklem rahatsızlıklarıyla alakalı sorular gelmişken, şimdi bizi izleyen bütün insanların hemen hemen hepsinde, özellikle de bizler gibi sağlıklı fiziksel bir duruma sahip olan kişilerin kas iskelet sistemlerini, omurga rahatsızlıklarını nasıl korumaları lazım? Sabah, öğlen ve akşam şeklinde bunları biraz yavaş yavaş gösterelim. Yapalım. Sevgili Hürkan'cığım 5 dakikamız var. Ne beş istiyorsan sahne senin. Ben de emrine amadeyim. Estağfurullah. Ne diyorsan yaparız memnuniyetle. Sabah bir defa sabah kalktığımız zaman Her zaman sağ tarafımızın üstüne kalkıyoruz. Sol tarafımızın üstüne niye kalkmıyoruz? Çünkü dolaşım sistemimize zarar verebiliriz diye. Tamam mı? İslamiyet'te de böyle bir şey vardır ya, sağ tarafın üstüne kalk. Ya Allah bismillah de kalk, sünnettir. Bunu söyledikten sonra sağ tarafımızın üstüne kalkıyoruz. Ondan sonra yatak kenarında, şöyle abi oturabilir miyim ben veya... Tabii ki. Peki. Yatak kenarında oturuyoruz. Oturduktan sonra 5 dakika boyunca yatak kenarında otururken bir yandan ayaklarımızı ne yapıyoruz? Gaza doğru basma, bacaklarımı sallandırdığımı düşünün. Sizler de yapabilirsiniz, beraber yapalım. Çok iyi, harika. Bir yandan da kollarımızı şöyle hareket ettiriyoruz her ikisinde. Neden? Hem dolaşım sistemimiz hareketli olacaktır, ayaklarımızı hareket ettirdiğimiz için. Hem de omurgamızdaki kan dolaşım sistemimizi hızlandırıyoruz. Anlaştık mı? Çünkü insanlar ne yapar? Sabahları kalkmadan önce belli bir pozisyonda uzun süreç yattıkları için dolaşım sistemiyle alakalı hafif bozukluklar vardır. Bunları ilk etapta toparlıyoruz. Toparladıktan sonra 5 dakika sonra kalkıyoruz. Kalkıyoruz, gidiyoruz, duşumuzu yapıyoruz, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, işimize geliyoruz. İşteyken veya evde bazı şeylerle uğraşırken sabit durmuyoruz. Her iki saatte bir yerimizde ayaklarımızın ucunda kalkıyoruz. Abi beraber yapalım mı bunları? Yapalım. Kalkıyoruz, bırakıyoruz. Kalkıyoruz, bırakıyoruz. Maksimum 10 tekrarlı. Kalktık, bıraktık. Kalktık, bıraktık. Peşine ellerimizi ensemize alıyoruz. Harika. Geriye doğru geriliyoruz. Öğlen yapılması gereken egzersizleri gösteriyorum. Sırt, omuz rahatsızlıkları için olmasın diye. Varsa sırtımızda ağrılar varsa da her iki kürek kemiğimizi birbirimize doğru yaklaştırıyoruz. Üçüncü olarak ne yapıyoruz? Yine tekrardan ayaklarımızın ucundayken kollarımızı aşağı doğru şu şekilde sarkıtıyoruz. Ve parmaklarımızı iyice bütün dolaşım sistemimizi hızlandıracak şekilde aşağı doğru hareket ettiriyoruz. Çok bu güzel. Aslında öyle bir şey ki parmak ucunda olunca insan bütün vücudunu sallıyor valla. Farkındasınız değil mi abi? Oturduğunuz yerde anlamıyorsunuz ama bir de parmak ucunda yapsanız böyle... Burada... Aynı zamanda, eğer vücut ağırlığı fazla olan insanlar varsa bunu yaparak, bu aktiviteyi yaparak lenf kanallarını da biraz açacaktır. Lenf yollarını da açıyor yani. Açtığı zaman ne olacaktır? Dolaşım sistemi hızlanacaktır. Kilo vermeye başlayacağız. Haberiniz olsun, tamam mı? Çok önemli bir şey. Sihirli kelimeyi söyledin Hürkan'cığım. Kesinlikle böyle abi. Vermek. Ancak böyle söylersek yaptırırsın. Evet. Peşine, eğer şayet benimizle alakalı bir sıkıntımız varsa, bel fıtığımız varsa veya belimizde düzleşme varsa, bel damar kanallarında daralma varsa, buna bağlı olarak bacaklarımıza vuran ağrılarımız varsa, sağ veya sol tarafla alakalı. Yine ayaktayız. Çok rahat. Çünkü herkes gün içerisinde ayakta oluyor genellikle. Ellerimizi leğen kemiklerimizin olduğu noktaya koyuyoruz. Geriye gidiyoruz. Gittikçe gidiyoruz. İyice. Harika. Nasıl abi? Bayağı bir gerginlik vallahi, hissediyor musun? Vallahi çok iyi geldi. Süper. Bırakıyoruz. Çok iyi. 10 tekrarlı bunu yapıyoruz. Bir daha. Geri gidiyoruz. Bırakıyoruz. Bu altın değerindeki ikinci aktivitemiz olsun abi. Birincisi neydi? Ayaklarımızın ucunda kalkıyorduk, sallıyorduk. Kilo veriyoruz. Kilo veren egzersiz. Anlaştık mı? İkincisi de bel fıtığımız var. Belimizden bacaklarımıza kadar vuran ağrılar varsa öne doğru gitmiyoruz ha, sakın. Direkt hemen beyin cerrahına gideriz, ameliyat ederler. Bak, geriye doğru gidiyoruz. Anlaştık mı? Geriye doğru tetikliyoruz ki bel omurlarımız tekrardan anne karnından doğmuşuz gibi o özelliğe geri gelsin. Bu çok basit ikinci egzersiz. Üçüncü olarak yine kalçamızda ağrı var, sırtımızda ağrı var.
boynumuzda ağrı var. Boyunla alakalı bütün artık omurlarımız düzleşmiş ve her yerimizde ağrı var. Ve kendimizi de moralimiz bozuk. Sinirliyiz, gerginiz. Böyle bir şey olmayacak. Üçüncü olarak da şöyle yapıyoruz. Sağ veya sol bacağımızı diğer bacağımızın üzerine çapraz atıyoruz. Bakın. Destekledim. Ellerimizi kenetliyoruz. Harika. Vücudumu sola doğru çevirirken başımı da sağa doğru çeviriyorum. Bütün omurlarımı ne yapıyorum? Toparlamaya çalışıyorum. Aynı şekilde diğer türlü yapıyoruz. Diğer tarafa doğru. Ben bir dengeyi sağlayabilsem abi. Evet, harika. Bu sefer de diğer tarafa doğru yapıyoruz ve 10 saniye tutup bırakıyoruz. Bu ne yapıyor? Bu da bütün omurgamızdaki omurlarımızın eski haline geri dönmesi için yapılması gereken mobilizasyon egzersizlerinden bir tanesi. Şimdi bu egzersizlerde dikkatimi çeken şey, bunlar çok yumuşak egzersizler. Yani hiçbir şekilde zorlayıcı. Çünkü ben bazen görüyorum, insanlar sağa sallanıyor, sola sallanıyor, kolunu bacağını sallıyor. Çok sert hareket ediyorlar. Sert hareket ediyorlar. Bunlar evet. Hep farkındayım. Sakatlığa çok yumuşak. Vesile olacak evet. Sert hareketlerdir. Yani aynı hareketler her zaman sakatlığa vesile olur. Yani kasta, tendonda, eklemde bir probleme vesile olabilir. Ne yapıyoruz? Çok kibar bir şekilde, incitmeden, kırmadan, ayna karşısında da özellikle yaparsak bunları doğru yaptığımızı görmüş oluruz. 3 tane, biri parmak ucuna kalkıp elleri sallıyoruz. Harika, kilo verme egzersizi. Kilo verme, biri geriye yatıyoruz. Egzersizi. Üçüncüsü de bütün kendimizi seviyoruz. Evet. Evet. Harika. Kendimizi seviyoruz. Üçüncü egzersiz de bu. Fizyoterapi uzmanı Hürkan Akkuzu. Çok çok teşekkür ederiz Hürkan'cığım. Ben teşekkür ederim abi. Ne demek? Efendim.